Burcu'nun astroloji defterinden herkese merhaba sevgili Nokta TV izleyenleri. Bu hafta yine hep birlikte gökyüzü fısıltısını konuşuyoruz. Haftaya Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçişiyle başlıyoruz. Bu seyahat yaklaşık bir yıl kadar sürecek. Böyle birazcık Jüpiter'in ikizler etkisiyle birlikte biraz daha bizim ikizler hangi evimizi kesiyorsa o ev konularında biraz daha aktif hissedebiliriz. Biraz daha o temaları yoğun yaşayabiliriz. Tabii ki bu haritalarımıza göre etkisi değişecektir. Haritalarımızdaki kontak kurduğu diğer gezegenlerle etkileşimi sonucu bize yansıması değişecektir. Fakat 26 Mayıs 2024 itibariyle Jüpiter'in ikizler geçişi 10 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Bu süreçte Jüpiter hep büyüten bir etkiye sahip diyoruz. Temsil ettiği konular gereği inançlar, yurt dışı temaları çünkü aynı zamanda Jüpiter yay burcunu da yönetir. Bu yüzden yay burcunun da temsil ettiği konularla ilgili gündem maddelerimizi büyütebilir. İkizlere geçtiği andan itibaren bir kere bilgiyi daha çok isteyebiliriz, araştırmak isteyebiliriz. Hem yayın yöneticisi hem de ikizlerde olduğu için daha çok araştırmak, öğrenmek, keşfetmek duygularımızda bir artış hissedebiliriz. Öğrenmek istediğimiz alanlar genişleyebilir. Jüpiter'in bu büyütücü, genişletici etkisiyle merak ettiğimiz konular ya da merak duygularımızda bir artış hissedebiliriz. Hem soyut hem de somut anlamdaki bilgilere ulaşmak isteyebiliriz. Ve bu birazcık iletişimimizi de arttıracak bir süreç aslında. Yani Jüpiter doğruluğu, adaleti, ölçülü olmayı da temsil eder. Eğer Jüpiter ikizlerdeyse ya da yükseleniniz veya güneş burcunuz ya da ay burcunuz ikizlerdeyse bu geçişten en çok etkilenecek burçlardan biri siz olabilirsiniz sevgili izleyenler. Ve Jüpiter aslında bize şans ve fırsatları da getiren bir süreçleri gösterebilir. Evet, bazen zorlayıcı olabilir. Bazı sınavlardan geçiyormuş gibi hissedebiliriz ama bu sınavlarda adaletli ya da doğru olursak ya da bunların farkındalığına vardığımızda şans ve fırsatları da karşımıza sunacaktır. Ödüllerini dağıtacaktır Jüpiter. İletişim konularında bir artış hissedebiliriz dedik. İletişim alanları, iletişim kanalları ile ilgili bazı gündem maddelerimiz olabilir. Kendimizle ilgili harita bazında değerlendireceğiz gene tabii ki ama birazcık böyle yazmak, konuşmak, işte araştırmak gibi temalara daha çok ilgi duyabiliriz. Bu alanlarla ilgili eğitimler almak isteyebiliriz. Çünkü ikizler eğitimleri de anlatır. Ve yurt dışı temalarıyla ilgili gündem maddelerimiz de olabilir bu süreçte. Belki bazılarımız sosyal medyaya ilgi gösterebiliriz. Sosyal medya ile ilgili eğitimler almak isteyebiliriz. Birazcık Jüpiter ikizler sürecinde bu alanlarla ilgili merakımız artabilir her şeyden önce. Ve global anlamda konuşacak olursak da felsefi konular bir tık ön plana çıkabilir. İnanmayla, inançla ilgilidir Jüpiter. Bu konularla ilgili gündem maddeleri duyabiliriz bu bir yıllık süreç içerisinde. Haftanın burçlara etkisini konuşacak olursak Koç'la başlıyoruz. Sevgili Koç ve yükselen Koç burçları, haftaya kariyer evinizde bir tık hareketlenmeyle başlıyorsunuz. Kariyer evinizle ilgili gelişmeler, işte bu anlamdaki belki kariyerinizle alakalı gelişmeler bazı eğitimleri de tetikleyebilir. Kariyerinizle alakalı bazı eğitimler almak isteyebilirsiniz. Bazı eğitim haberleri duyabilirsiniz gene ve iş seyahati planlayabilirsiniz. Birazcık hareketli başlıyorsunuz haftaya ve buna bağlı olarak Jüpiter'in de ikizler seyriyle beraber iletişim evinizde bir hız hissedebilirsiniz. Kariyerinizle alakalı olabilir, yakın çevrenizle alakalı olabilir. Bu konularla ilgili iletişiminizin hız kazandığı bir döneme giriyorsunuz. Belki bazen kuzenleriniz varsa kardeşleriniz, onlarla diyaloglarınız artabilir bu süreç içerisinde. Ya da arkadaşlıklarınızla ilgili, arkadaşlarınızla ilgili bir organizasyon planlayabilirsiniz. Birazcık böyle gündem maddeleriniz Jüpiter'in ikizler süreciyle iletişim konuları, planlamalar, organizasyonların arttığını hissedebilirsiniz. Ve hafta sonuna doğru birazcık daha böyle kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz.
kendinize işte örnek veriyorum belki bir kahve kitap keyfi yaparak zihninizi dinlemek isteyebilirsiniz. Kendinize hem bedenen hem de ruhen dinlendirmek istediğiniz bir süreç olabilir hafta sonu. Pazar günü ise pazartesiye başlamak için odak noktalarınız kendinizle ilgili olabilir. Tamamen motivasyonunuzu kendinize çevirip yeni haftaya dop dolu, dinamik bir şekilde başlamak isteyecek olabilirsiniz. Kendinize vakit ayırdığınız süreçte aldığınız kararları pazar günü uygulamak isteyebilirsiniz. Ve bu hafta eğer gündeminizde varsa işinizle ilgili ya da belki patronunuzla ilgili bir maaş görüşmesi olabilir. Birazcık böyle parayla ilgili gündemleriniz varsa bu konularla ilgili geri dönüşler yaşayabilirsiniz. Ve biraz böyle bilinçaltına, işte rüyalar, astroloji gibi ya da çeşitli şifa konularıyla ilgili bu alanlarla ilgileniyorsanız ya da bu alanlarla ilgili bir iş yapıyorsanız bu alanlardan da finansal bazı getiriler elde edebilirsiniz bu hafta. Boğa ve sevgili yükselen boğa burçları, haftaya biraz seyahatlerle başlıyorsunuz. Yoğun seyahat konuları gündeminizde olabilir. Bunlarla ilgili görüşmeler yapacak olabilirsiniz. Belki bunlarla ilgili planlamalar yapacak olabilirsiniz. Aynı zamanda bu seyahat sadece turistik amaçlı değil, işinizle alakalı, iş organizasyonunuzla ilgili de seyahatler olabilir. Ve buna bağlı olarak birazcık maddi hareketlenmeler hissedebilirsiniz. İşte bununla ilgili bir ödeme gerçekleştirecek olabilirsiniz ya da kendi finansal bütçenizle alakalı bir planlama yapacak olabilirsiniz. Salı itibariyle ise kariyer konularınız, iş hayatınızla ilgili gelişmeler, işte toplum önündeki görünüşünüz, toplumsal statünüzle ilgili gelişmeler gündem maddenizde olabilir. Biraz hız kazandığını hissedebilirsiniz bu konuların. Hafta sonuna doğru ise organizasyonların arttığını hissedebilirsiniz. Bu organizasyonlar iş arkadaşlarınızla ilgili olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir ya da yakın çevrenizle ilgili düğün, dernek, doğum günü gibi organizasyonlar olabilir. Birazcık bu anlamda kalabalıklara girdiğinizi, kalabalık ortamlarda olduğunuzu hissedebilirsiniz ve daha çok sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Belki arkadaşlarınızla planlar yapıp sinema, tiyatro gibi bu tarz etkinliklere de vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Birazcık hafta sonu gündem maddeleriniz sosyalleşmek alanlarında, sosyallik alanlarında yoğun olabilir sevgili boğa burçları. Ve bu hafta kendi burcunuzda bir Merkür-Uranüs kavuşumu yaşayacaksınız. Bu Merkür-Uranüs kavuşumuyla kendinizle ilgili böyle aniden gelişen bir istek ya da aniden gelişen bir farkındalık, bir fikir hissedebilirsiniz. Mesela ya bir dakika dur ben aslında bunu ilgim vardı ama bununla ilgili hiç eğitim almamışım diyeceğiniz bazı gelişmeler hissedebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için uzun süredir planladığınız ya da uzun süredir ilginiz olan ama bununla ilgili hiç adım atmadığınız konularda adım atmak isteyebilirsiniz. Biraz böyle ani gelen fikirler ve güzel görünümlerin etkisi altındasınız diyebilirim. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları, haftaya biraz finansal gündemlerle başlıyorsunuz. Şimdiye kadar ödemesini gerçekleştiremediğiniz ya da zorlandığınız bazı durumlar varsa bunlarla ilgili ödemeler, planlamalar yapacak olabilirsiniz. Hafta başında belki unuttuğunuz bazı ödemeler de söz konusu olabilir. Birazcık karşınıza böyle ödemelerle ilgili gündemler çıkabilir hafta başında. Salı gününden itibaren hafta başındaki İşte örnek veriyorum belki bir kredi ödemesi olabilir ya da bir kendi işinizi yapıyorsanız vergi ödemesi olabilir ya da miras gibi konular varsa bunların sonuçlarını ya da sonuçlarıyla ilgili bazı gelişmeler hissedebileceğiniz gündemleriniz olabilir. Ve hafta ortasından itibaren de kariyerinizle ilgili gündemler, statünüzle ilgili gündemler birazcık yoğunlaşabilir. Belki kariyerinizle ilgili bir harcama söz konusu olabilir ya da kariyerinizle ilgili bazı finansal gündemler olabilir. İşte belki bir terfi, ikramiye ya da zam artışı gibi konular söz konusu olabilir. Çok uzun zamandır belki kendi işinizi yapıyorsanız çok uzun zamandır tahsil edemediğiniz bir ödemeniz varsa bununla ilgili bir gerçekleşme de bunun ödemesini alma durumu, tahsil etme durumu da gerçekleşebilir bu süreç içerisinde. Ve bu hafta gerçekleşecek olan Merkür-Uranüs kavuşumu sizde bazı farkındalıklar yaratabilir. Nedir bu farkındalıklar? İşte belki bilinçaltı konularıyla ilgili onlara ilgi duyabilirsiniz.
Şimdiye kadar belki hiç fark etmediğiniz rüyalarınızla ilgili bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Rüyalarınızla ilgili araştırma yapmak isteyebilirsiniz ya da onları şimdiye kadar belki diyordunuz ki ben hiç rüya görmüyordum ama artık rüyalarınızı gördüğünüzü ya da hatırladığınızı hissedebilirsiniz. Biraz böyle ilahi taraf, ruhani tarafla ilgilenebilir, o konulara merak duyabilir ve bunları araştırmak, öğrenmek isteyebilirsiniz. Ve dediğim gibi dua, meditasyon, ibadet konularına yönelebilirsiniz. Bu alanlarla ilgili araştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. Bu anlamda bu konularla ilgili güzel destekleyici görünümler yaşayabilirsiniz. Bu anlamda güzel farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç burçları, haftaya ikili ilişkiler, ortaklıklar konularıyla başlıyorsunuz. Belki bir ortaklık kurmak istiyorsanız ya da bazı arkadaşlarınızla ortaklıkla ilgili süreçler varsa yeni anlaşmalar gerçekleşebilir ya da yeni anlaşmalar gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Belki böyle ikili ilişkilerinizle ilgili ben ve diğerleri dediğiniz tarafta bazı gelişmeler olabilir. Kimi yengeçler için bazı böyle mesafe girme söz konuları iken kimileri yeni tanışmalar da yaşayabilir. Salı gününden itibaren birazcık ödemelere yoğunlaşacak olabilirsiniz. Finansal anlamda hareketlenmeler söz konusu olabilir sizin için. Uzun zamandır beklediğiniz ve tahsil edemediğiniz ya da gelmediğini düşündüğünüz bir para girişi de söz konusu olabilir. Ya da bu para imzalarla da söz konusu gerçekleşecek olabilir. Örneğin işte miras, nafaka gibi durumlar varsa bunların sonuçlandığını hissedebilirsiniz. Ya da bir kredi başvurusunda bulunduysanız bunun sonuçlanması ve bu sonuçla ilgili bir imza atacak olabilirsiniz. Birazcık böyle imzalar ve finansal gündemlerle yoğun bir haftada hissedebilirsiniz kendinizi. Arkadaşlarınızla ilgili de güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir haftada olabilirsiniz. Hep birlikte eğlenmek isteyebilirsiniz, birlikte planlar yapmak isteyebilirsiniz. Aslında burada birazcık arkadaşlık ilişkilerinizde maddi manevi destek görünümleri hissedebilirsiniz. Siz onlara ya da onlar size bu alanda destek olabilir. Ya da çok moraliniz bozulduğunda ya da bir dertleşmek istediğinde birlikte vakit geçireceğiniz, konuları konuşabileceğiniz durumlar gerçekleşecek olabilir bu hafta. Ve bu hafta bir Merkür-Uranüs kavuşumu yaşanacak. Bu Merkür-Uranüs kavuşumunda ani ve beklenmedik gelişmeler olabilir kalabalıklarla ilgili. Örneğin arkadaşlık çevrenizle ilgili ani bir organizasyon haberi duyabilirsiniz ya da ani bir fikir gelir aklınıza, birlikte bir seyahat planlayabilirsiniz. Ya da dernek veya vakıf gibi alanlarda görev alıyorsanız bu konularla ilgili böyle yeni bir proje geliştirmek istediğiniz ya da aniden bir fikir ortaya atabileceğiniz bazı durumlar olabilir. Ya da aklınızda bir proje varsa bu projeyi sunmak isteyebilirsiniz. Bu anlamda güzel ve destekleyici görünümler hissedebilirsiniz bu hafta. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan burçları, haftaya çalışma ortamınızla ilgili gündemlerle başlıyorsunuz. Çalışma hayatınız ya da çalışma arkadaşlıklarınızla ilgili bazı gündemler hissedebilirsiniz. Ve bu çalışma arkadaşlarınızın bazı gündem maddeleri, kendi yaşadıkları bazı konular sizi dolaylı olarak etkileyebilir. Bu gelişmeler içerisinde belki bazı düzen değişiklikleri söz konusu olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız hafta ortasına doğru birazcık daha ortaklıklarla ilgili, ortaklarınızla ilgili bazı görüşmeler söz konusu olabilir. Belki onun varsa ortağınız, ortağınızın hayatındaki bir gelişme, örneğin işte tatile gidecektir ya da ailesel bir durumu söz konusu olabilir. İş devri ya da onun sorumluluklarını da yüklenme gibi bir süreç yaşayabilirsiniz bu hafta. Ve çevrenizdeki kişilerden, işte yakın çevreniz olabilir, kardeş, kuzen, anne, baba ya da ortaklarınızla alakalı, belki patronunuz olabilir bu. Böyle maddi anlamda bazı destekler hissedebilirsiniz. Belki bir borç söz konusu olabilir, işte onun ödemesini alabilirsiniz ya da dediğim gibi bir terfi ya da bir maaş zammı gibi birazcık böyle finansal konularla ilgili para girişlerini hissedebilirsiniz bu hafta. Ve bu hafta bir Merkür-Uranüs kavuşumu yaşanacak. Bu sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor.
kariyerinizle ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. Projenizle ilgili bir gelişme hissedebilirsiniz. Bu konularda aslında sürpriz ve güzel gelişmeler olabilir sizin için. Kariyerinizi değiştirmek ya da yeni bir iş kurmak gibi değil de bu değişimler daha çok hali hazırda çalıştığınız iş yeri ya da projelerinizle alakalı onu geliştirmeye yönelik, onu bir tık üste taşımaya yönelik fikirler olabilir bunlar. Bu anlamda projeleriniz ya da işinizle ilgili güzel görünümler de elde edebilirsiniz. Şans ve fırsatları yakalayabildiğinizi hissettiğiniz bir hafta olabilir sizin için. Sevgili Başaklar ve yükselen Başak burçları, bu haftaya güzel, keyifli alanlar ile başlıyorsunuz. Belki hafta sonu çok güzel geçti. İşte arkadaşlarınızla eğlendiniz, kalabalıklarla işte geziler düzenlediniz ya da ailenizle çok güzel vakit geçirmiş olabilirsiniz. Hala onun etkisini hissettiğiniz bir süreç ile başlıyorsunuz haftaya. Ya da hafta sonu çocuklarınızla ilgili çok güzel gelişmelere şahit olmuş olabilirsiniz. Hafta başında hala bu güzel etkileri hissettiğiniz ve o duyguları yaşadığınız bir haftaya başlıyorsunuz. Ve bu hafta Merkür-Uranüs kavuşumunun etkisiyle yurt dışı temaları gündeminizde olabilir. Hiç aklınızda yokken birden yurt dışı planları ya da yurt dışı ile bağlantılı çalışıyorsanız, yurt dışı ile alakalı, işinizle alakalı böyle birden sürpriz bir gelişme hissedebilirsiniz. Belki uzun süredir beklediğiniz bir gelişme gerçekleşecek olabilir. İşinizle, iş hayatınızla, belki akademik anlamdaki eğitiminizle ilgili güzel ve sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz bu hafta. Çok uzun zamandır belki psikolojiyle ilgileniyordunuz ve ciddi anlamda bir ilginiz vardı ve artık psikoloji okumaya karar verdiniz gibi süreçlere de şahit olabileceğiniz, böyle aniden bir şeylere karar vermek istediğiniz, uzun süredir yapmak istediğiniz bazı alanlara yöneldiğinizi hissettiğiniz bir hafta olabilir sizin için. Terazi ve yükselen terazi burçları, haftaya aile, yuva konuları ile giriş yapıyorsunuz. Ailenizle ilgili, işte geniş ailenizle ilgili organizasyonlar düzenlemek ya da onlarla birlikte vakit geçirmek isteyeceğiniz zaman dilimleri hissedebilirsiniz. Salı günü itibariyle de çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler duyabilirsiniz. Büyük çocuklarınız varsa sınav sürecinde olan, belki onların sınav süreçleriyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru birazcık alışkanlıklarınızla ilgili gündem maddeleriniz artabilir. Birazcık günlük rutinlerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili yeni planlar yapmak isteyebilir ya da yeni düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Ya da gündem maddeleriniz birazcık gündelik hayatınızla ilgili değişimler de olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız ortaklarınızla ilgili bazı değişimler söz konusu olabilir bu süreç içerisinde. Belki birazcık işinizle ilgili, çalışma hayatınızla ilgili de süreçler hızlanabilir, görüşmeler gerçekleşebilir. Birazcık bu anlamda gündem maddeleriniz yoğunlaşabilir. Çalışma hayatınız ve günlük rutinleriniz ve alışkanlıklarınızla ilgili yeni planlar, yeni hedefler yapacak olabilirsiniz bu hafta. Ve bu hafta yaşanacak olan Merkür-Uranüs kavuşumuyla uzun süredir planlamak istediğiniz finansal anlamdaki planları yapmak isteyebilirsiniz. Bu alanlarla ilgili yeni düzenlemeler, yeni planlar, belki yeni hedefler koymak isteyebilirsiniz kendinize. Eğer şu an hali hazırda bir ödemeniz varsa ve bu ödemeyle ilgili zorluk yaşadığınızı hissediyorsanız, örneğin bu kredi olabilir, işte taksitlendirme süreçleri olabilir. Bununla ilgili güzel gelişmeler hissedebilirsiniz. Biraz bir rahatlama hissedebilirsiniz. Birazcık finansal anlamda planlamaların, işte fikirlerin, gündemlerin biraz yoğunlaştığını hissedebilirsiniz bu süreçte. Sevgili Akrep ve yükselen Akrep burçları, bu haftaya geçtiğimiz hafta yoğun bir iletişim hali içerisindeydiniz ve bu iletişim yoğunluğundan birazcık çıkmak üzereyken hissedebilirsiniz kendinizi. Çok fazla geçtiğimiz hafta görüşme gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Yoğun bir mail trafiği içinde kalmış olabilirsiniz. Bunlarla ilgili artık birazcık dinlenmek istediğinizi hissedebilirsiniz. Birazcık kendinize vakit ayırmak istediğinizi hissedebilirsiniz. Salı günü itibariyle zaten gündem maddeleriniz evle ilgili konular, yuva konuları dediğimiz
dediğimiz, belki bu konularla ilgili hayatınızda gelişmeler olabilir. Hali hazırda bir taşınma süreci varsa bununla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ya da evinizdeki büyüklerle ilgili bazı süreçler gerçekleşecek olabilir. Belki onların resmi kurumlarıyla ilgili görüşmelerde onlara refakat edecek olabilirsiniz. Birazcık bu 2-3 gün ailenizle, ailedeki büyüklerle ilgili ya da ev konularıyla ilgili gündemleriniz gerçekleşebilir. Ve bu hafta gerçekleşecek olan Merkür-Uranüs kavuşumuyla ani kararlar söz konusu olabilir. Ama bu ani kararlar örneğin birden taşınma kararı gibi olabilir. Ya da çok uzun süredir bir ilişkiniz var ve evlenmeye karar verebilirsiniz. Bu anlamda birazcık ani kararlar vermek istediğinizi hissedebilirsiniz. Ve aynı zamanda finansal gündemlerinizle alakalı da yeni kararlar alabilirsiniz bu süreçte. Kendi işinizi yapıyorsanız ya da ortaklıklı bir işteyseniz aniden görüşmeler, imza süreçleri de sizin için bu hafta birazcık yoğun olabilir. Yay ve sevgili yükselen yay burçları, haftaya birazcık maddi manevi kazançlarla ve bu alandaki farkındalıklarla başlıyorsunuz. Zaten geçtiğimiz hafta sizin burcunuzda bir dolunay yaşadık. Bu dolunay sizin zaten bazı farkındalık noktalarınızı tetikleyebilir nitelikteydi. Bununla birlikte bu hafta birazcık daha bu alanlara yöneldiğinizi hissedip bu alanlarla ilgili yeni gündem maddeleri oluşturduğunuzu ve bu farkındalıklarla kendinize yeni bir plan kurduğunuzu hissedebilirsiniz bu hafta. Ve bu hafta yaşanacak Merkür-Uranüs kavuşumuyla gündelik hayatınızla ilgili, işte alışkanlıklarınızla ilgili bazı fikirler hissedebilirsiniz. Örneğin tamamen artık sağlıklı beslenmek istiyorum ya da sağlıklı beslenme sürecine artık geçmek istiyorum deyip hayatınızı bu anlamda düzenleyecek olabilirsiniz. Ya da çalışma hayatınızla ilgili çok uzun süredir karar vermek istiyor olabilirsiniz. Belki böyle birden çalışma hayatınızla ilgili bazı fikirler geldiğini hissedebilirsiniz. Bu anlamda bu fikirlerle kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Gündelik hayatınız ve çalışma hayatınıza entegre etmek istediğiniz bazı fikirler hissedebilirsiniz bu hafta. Yani bu haftanız aslında birazcık farkındalıklar ve alışkanlıklarınızı düzenleme, işte günlük rutinlerinizde yeni hedefler, çalışma hayatınızda yeni planlar yapmayla geçebilir. Bu anlamda hissedebilirsiniz kendinizi. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burçları, haftaya kendinizle ilgili konularla başlıyorsunuz. Fiziki görünüşünüz olabilir, kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Belki bazılarınız için kararlar almak istediğiniz bazı süreçlerde hissedebilirsiniz kendinizi. Salı günü itibariyle de bu kararlarla ilgili belki bazı harcamalar gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Belki yakın çevrenizden bir organizasyon haberi olabilir. Bu organizasyonla ilgili harcamalar gündeminizde olabilir. Ya da kendinizle ilgili aldığınız kararlarla ilgili harcamalar da söz konusu olabilir. Ve bu hafta yaşanacak olan Merkür-Uranüs kavuşumuyla yaratıcılıklarınızla ilgili gittiğiniz kurslar olabilir, sanatla ilgili bazı hayatınızda süreçler varsa bunlarda kendinizi daha üretken, daha yaratıcı hissettiğinizi ve bu anlamda desteklendiğinizi hissettiğiniz bir hafta olabilir. Belki bunlarla ilgili yeni fikirler olabilir ya da bazılarınız çok marjinal tablolar ya da marjinal heykeller ortaya çıkaracak olabilir. Birazcık bu alanda yoğun gündemler hissedebilirsiniz. Ve kardeşlerinizle ilgili seyahat planlamaları yapmak isteyebilirsiniz. Tatiller planlamak isteyebilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ya da kuzenlerinizle ilgili. Birazcık böyle keyifli organizasyonlarla ilgili fikirler hissettiğiniz bir hafta olabilir sizin için. Kova ve yükselen kova burçları, haftaya birazcık kendi alanınıza, kendinize, böyle içinize döndüğünüzü hissettiğiniz bir şekilde başlayacak olabilirsiniz. Birazcık iç sesinizi dinlemek, işte bu haftaya belki kendinizi dinleyerek, kendinizle ilgili bazı farkındalıklar hissederek başlamak isteyebilirsiniz. Ve hafta ortasından itibaren
Kimilerinizin çalışma hayatı, kimilerinizin günlük rutinleri ve alışkanlıkları olabilir. Bunlarla ilgili bazı harcamalar söz konusu olabilir. Bu harcamaları gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Fakat bu harcamalar böyle gelip geçici hevesler gibi değil de uzun vadede kullanabileceğiniz, örneğin dijital bir harcama olabilir, teknolojik bir harcama olabilir ya da uzun süre kullanacağınız evinizin içinde ya da ofisinizin içerisindeki bir ev aleti ya da işte dediğim gibi ofiste kullanabileceğiniz bir ofisle ilgili bir mobilya ya da teknolojik bir alet olabilir. Sizin için kalıcı ve uzun vadede gerçekleşebilecek bazı harcamalar söz konusu olabilir. Bu hafta birazcık trafikte ve iletişimde sakin kalmanızda fayda olabilir. Çünkü trafik cezaları ve fevri hareketleriniz sonucu iletişim kazaları yaşayabileceğiniz bazı görünümler hissedebilirsiniz. Ve bu hafta yaşanacak olan Merkür-Uranüs kavuşumuyla uzun süredir almak istediğiniz ya da satmak istediğiniz bir mülk durumu söz konusuysa bu tekrar gündeme gelebilir. Kardeşlerinizle birlikte bu konular hakkında bazı fikir alımı, karşılıklı fikirler konuşacağınız bir süreç olabilir. Ortaklıklı durumlar söz konusuysa sadece mülk değil bu işte arsa olabilir, farklı bir taşınmaz olabilir. Bunlarla ilgili gündemlerin ve fikirlerin birazcık havada uçuştuğunu hissedebileceğiniz bir hafta olabilir sizin için. Balık ve sevgili yükselen balık burçları pazartesi günü birazcık dinlenmek isteyebilirsiniz. Kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Çünkü geçtiğimiz hafta sizin için çok yoğun geçmiş olabilir. Birazcık böyle kalabalıklarla, organizasyonlarla, belki iş görüşmeleriyle çok vakit geçirmiş olabilirsiniz. Birazcık bu hafta dinlenmek isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru kendinizi daha böyle dinlenmiş, daha dinç hissettiğiniz bazı durumlar gerçekleşebilir. Gündelik hayatınızda da, çalışma hayatınızla ilgili de bazı güzel düzenlemeler, güzel hedefler belirleyecek ya da güzel görüşmeler yapacak olabilirsiniz. Ve bu hafta yaşanacak olan Merkür-Uranüs kavuşumuyla iletişim konularınızın bir tık hız kazandığını hissedebilirsiniz. Bu anlamda da destekleyici görünümler olabilir sizin için. Kardeşlerinizle, yakın çevrenizle alakalı, belki bazılarınızın kuzenleriyle ilgili, özellikle uzakta yaşayan aileden birileri varsa ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınız çok uzaktaysa birden ona telefon edip işte iletişiminizin hızlanıp birlikte görüşmek için plan yaptığınızı plan programı yaparken hissedebilirsiniz kendinizi. Ve bazılarınız için de araç alım satımları ya da kiralama durumları söz konusu olabilir. Böyle hiç aklınızda yokken bu alanda şans ve fırsatlar hissedebilirsiniz bu hafta. Evet sevgili Nokta TV izleyenleri, bu haftanın gökyüzü fısıltısı bizlere bu şekildeydi. Güzel şansları yakaladığınız, bolluk bereketin size aktığı bir hafta olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.